sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz Bursa Gemlik'ten selamlar olsun çocuklar içinde ranzalar var böyle bir de bu açıdan çekeyim dedim biraz daha aydınlık olsun diye sevgili arkadaşlar Fenerbahçe'miz dün günü çift antrenmanla tamamladı akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Oyuncular çabukluk çalışmaları sonrası iki grup halinde pas çalışması yaptı. Dar alanda hücum varyasyonlarıyla süren idman koşu parkurunda yapılan dayanıklılık koşullarıyla sona erdi. Salla lacivertler hazırlıktan ya yarın yapacağı antrenmana devam edecek diyor. E, dün yani bu yarın derken bugünü kastediyor. Bugünkü antrenmana devam edecek. Hani ben çok eleştirdim ya cross çalışması yapılmadı, yüklemeler yapılmadı, laktat lak testleri uygulanmadı. Diye. Arkadaşlar bu her futbolcu için özel bir plan Program çizilip kulüp tarafından belirtilmiş hani e, Türkçe söylüyorum Türkçe tabirle kendine iyi bak denilmiş kendine öyle iyi bak ki denilmiş yani e, iyi bak denilmiş kendine kendine öyle iyi bak <laughs> yani e, dramalar başlayacak diyor bunun da sebebi süre kısıtlı olduğu için. Mesela ben hazırlık maçlarından çok korkuyorum <laughs> onu da tekrar tekrar söyleyeyim. Fenerbahçe'den Kuadrado'ya resmi teklif. Şimdi resmi teklif. Juventus'a sözleşmesi sona erdi. Juan Cuadrado. Resmi teklif yapmak üzere. Takvimin haberine göre Fenerbahçe futbolcuya teklif yaptı. 2 yıllık sözleşme, yıllık 3 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti. Oyuncu da süre istedi. Bonuslar hariç yıllık 3 milyon euro teklif etti. Düşünmek için süre istedi. İddialı bir <laughs> kadro isteniyor. Ee, hani şu ana kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko taraftarı tatmin etti mi? Bir şey diyemeyeceğim. Şampiyonluk için yeterli mi? Asla değil. 35 yaşındaki Cuadrado için Fenerbahçe eğleni çabuk tutuyor. Fiorentina, Udinese, Chelsea formaları giyen bir futbolcudan bahsediyoruz. 35 yaşında ama hala formda. Hatta e, çalışma ahlakı, oyun aklıyla birlikte en iyi sahabekler arasında gösterilen bir isim. Ve e, 38'i ilk 11 olmak üzere 47 resmi maçta forma giymiş. 115 kez de milli olmuş. Arkadaşlar bu bana çok sorulduğu için cevap veriyorum. Hocam 35'lik Cuadrado 37'lik Ceko, oldu olacak sen de gel tam olsun diyorlar. Niye lan? Beni neyi mi beğeniyorsunuz? Ben ben iyi oynarım ya. Ya şunu söyleyeyim. Bir kadro kuracaksın. O kadronun ekmeğini yiyeceksin. Bak, ekmeğini yiyeceksin. Fakat kurduğun kadronun 1 yıl değil en az 3 yıl ekmeğini yiyeceksin. Edin Ceku 37 değildi. 32 yaşında olsaydı 5 yıl ekmeğini yerdin. Şimdi 37, 38, 39 ben 2 yıldan fazla ekmeğini yiyeceğimizi düşünmüyorum. Bu adrada 35 onun da 2 yıldan fazla ekmeğini yiyeceğimizi düşünmüyorum. Kent, kentin durumu başka. Yani onu saymıyorum. bugün konuştuğunuz Zaha'nın 3 yıl 4 yıl ekmeğini yersin. Ve kanun 4 yıl 5 yıl yersin hani o konuşulduğu için söylüyorum. Mesele burada ekmek yemek. Kuadrado 2 seneliğine gelse sağ beki kuadrado ile kapatıp Ferdi'yi sola kaydırabilirsin. Bu sana sol bekte alternatif tanış. Ferdi'yi 8'e kaydırabilirsin. Çift yönlü orta saha isteği var İsmail Kartal'ın. Bunu sağlayabilirsin. Ferdi'yi sağ öne atıp kuadrado Ferdi kanadıyla rakibi gömçürebilirsin. Yani kuadrado bu yüzden isteniliyor. Ama içimden bir ses bu transfer olmayacak diyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bakın bu haber önemli. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ilk transferi Thiago Alcantara. Thiago Alcantara. İsmail Kartal'ın ilk transferi. Spor Toto Süper Lig'in bitişiyle birlikte görevden ayrılan Jorge Jesus'un yerine İsmail Kartal doldurdu. Bu arada ben Jorge Jesus'un ilgili de bir şey söyleyeyim. Bu e, Arao'yu istiyor falan doğrulatamadım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Herhangi bir resmi teklif yok. Üçüncü dönemine başladı İsmail Kartal ve ilk transferi taraftarı heyecana boğdu. Fenerbahçe'nin Thiago Alcantara ile ilgilendiği öne sürüldü. Liverpool forması giyen Thiago Alcantara. 32 yaşındaki futbolcu için herhangi bir teklif almadığı kaydedildi diyor. Ama birçok kulüp bilgileniyor. Gelecek yıl sözleşmesi bitecek ve geçen sezon çok uzun sakatlıklar yaşamış. Barcelona altyapısına yetişiyor. Bayern Münih ve Liverpool forması giyiyor. Geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyip bir asist yapmış. Şimdi arkadaşlar sizlerde de ben de aynı şeye sahibiz. Transfer market değeri yüksek futbolcular. Her futbolcumuzun değeri 20 artı olsa bak 20 artı ilk 11'deki sadece ilk 11'deki 20 artı olsa 220 milyon euroyu geçer. Yedeklerle bu 300-400'ü bulur. Kalite arşa çıkmış olur. 15 milyon euro transfer market değeri var. 1.74 boyunda orta saha. İtalyan uyruklu, İspanyol orta saha diyeyim. Ve İspanya milli takımında da 46 kez formasını giymiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Arkadaşlar, <laughs> kariyere bakın. Barcelona, Bayern Münih, Liverpool. Ya belki de Fenerbahçe. Gerek var mı? Var. Çift yönlü orta saha, orta sahayı toparlar. Futbol aklıyla çok fazla bilgi, beceri veren ben genelde İspanya'da oynayan futbolculara güvenmiyorum. Sertlik dozacı düşük ama Almanya ve İngiltere'de bu kadar oynamışsa bizde yapar diyorum. Ee, görüşme var. Teklif var. Hatta bonservissiz almak için bir imkanımız var. Futbolcunun yıllık ücret isteği çok fazla. İki tane Batuay. Batuay yıllık 3 falan alıyor. Gerçi kapayı açılmış, açıklanmış sanırım 3 oldu. Yani iki tane Batuay falan istiyor. Alcantara'yı becerebilirsen Cuadrado'yu, Zaha'yı, Ceko'yu becerdin zaten. Zaha, Thiago ve Cuadrado. Çok değişik bir hücum olur. İki sene kaymağını yersin. Fenerbahçe'den bomba transfer. Bu arada dediğim gibi görüşmeler yapıldı. ben bütün detayı anlattım size ama hani şöyle dikkat edin böyle dikkat edin demedim için belki dikkat etmezsiniz. Bir daha izlersiniz videoyu ne olacak? Bir daha izleyin ya. Fenerbahçe'den bomba. Transfer süper golcü hedefte. Son dakika spor haberi. Transferde ummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe'de hücum hattına ayrı bir önem veriliyor. Joshua King ve Ca ja Pedro ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe bak ayırmak isteyen haberde ayırmaya hazırlanan diyor ayırmak istiyor. Çünkü teklif yok. Fenerbahçe'de Edin Ceko'dan sonra Forvet bölgesinde dünyaca ünlü bir yıldız isminde daha takviyesi düşünülüyor. Ve Fenerbahçe gözüne sambacıyı kestirdi. Kim biliyor musunuz? Tahmin bile edemezsiniz. Dünyaca ünlü bir isim. Bu arada Umut Nair transferi siz bu videoyu izleyene kadar kapı yapılmışsa beğeni atın. Yapılmamışsa da beğeni atın. Bir de abone olun. Fenerbahçe Gabi gol arkadaşlar. Eski göz ağrısı Gabi gol için Fenerbahçe harekete geçiyor. Şimdi tek hedef şampiyonluk 2024 Aralıkta sözleşmesi bitecek. Yani bir buçuk yılı var futbolcunun. Girişimlerde bulunacak. Rossi'yi takasta kullanıp bir şeyler deneyecek. Geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta forma giymiş. 17 gol 3 asist. Yani ülkesinin milli takımında 18 maçta 5 golü var. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro. Arkadaşlar ben bunu sorgulamadım. Sormadım. Ama Solbek aradığımızda yalan. Gabigol olayı da yalan arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. İspanyol basını yazdığı Arda için iki yeni iddia. Genç Yıldız Arda Güler Barcelona'ya transferi an meselesi değil. Real Madrid öyle bir atağa kalktı ki 40 milyon euro verelim artı sonraki satıştan pay verelim artı bir yılda sizde kalsın. Cümlesini kurdu. Bu arada şunu söyleyeyim. Real Madrid 40 verip alıp bünyesine katarsa bir yılda bizde pişerse 19 yaşındaki Arda Güler'i hiçbir yere satmaz. Hiçbir yere satmaz. Aldığımız 40 milyon euro olur. Arkadaşlar bugün alacağın 40 milyon euronun 20'si borca gidecek. 20'sini transferde harcayacaksın. Yani konuşulan isimlerden bon servisleri falan düşününce Fenerbahçe'ye alıp Barcelona'nın transfer edip Fenerbahçe'de bir yıl kiralık olması bekleniyormuş sıcak gelişme. Son günlerde en çok konuşulan ismi Avrupa devleri peşinden koşturuyor. En güçlü aday şu an için Barcelona gözüküyor. Barcelona büyük aşama katetti. 23 milyon euro bonservis. 5 yıllık sözleşme. Artı 10 milyon euro bonuslar eklenecekmiş. 33'e kadar çıkan. Serbest kalma bedelini 1 milyar euro yapıp diyor. Yani şu anda bir çatışma var arkadaşlar. Real Madrid Barcelona çatışması. Umarım karlı çıkan Fenerbahçe olur. Yani umarım karlı biz çıkarız. Çünkü başka türlü hep zarar, hep ziyan bize bulaşacak. Son haberimizde Fenerbahçe'nin kalecisi belli oluyor. Livakovic derken arkadaşlar peşinen söylüyorum bu haberleri. Şu an okuyacağım haberi peşinen söylüyorum. Ben doğrulamıyorum. Niye doğrulamıyorum? Yani olmaz gibi ya. Yani Olmaz gibi kaleci transferi. Altay var, İrfan var. Ha, 8 artı bir fiyata. 8 artı bir fiyata. Eğer altay bayındır satılırsa o zaman başka. Yani o zaman çok çok başka. Yine de haberi okuyalım. Fenerbahçe'de kale, kaleci operasyonu son sürat devam ediyor. Kaleci kaleyi yabancı bir isme teslim etmek isteyen Sarla Civert'ten iki adaya öncelik verdi. Dominik Livakovic'den sonuç alamayan Fenerbahçe rotasını David de Gea'ya çevirdi. Ancak onda da bazı sıkıntılar olunca Alman ekibi Frankfurt'un 32 yaşındaki kalecisi Kevin Trapp'ı gündemine aldı diyor. Ben açık söyleyeyim ben bu iki ismi de doğru yani doğrulamam. Ha şartlar soruldu. Ayrı mesele ama hedefine aldı. Kesin bunlardan birini transfer edeceği doğrulamıyorum. Tamam. İki kaleci içinde görüşmeler sürüyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları. Yeni sezonda kalesini yabancı bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim inceleyip sık dokuyor. İlk olarak Dominik Livakovic için düğmeye basan Salahacatler, Hırvat kalecinin İspanya'da oynamak istemesinden dolayı transferi sonuçlandıramadı. Livakovic ile anlaşmaya varamayan yönetim rotasını değiştirdi. Hedefte iki kaleci var. Arayışlarına son sürat devam eden Kanarya'da iki yıldız kalecinin ismi ön plana çıktı. DGA ilk sırada. Alt kalite bir file bekçisini renklerine bağlamayı amaçlayan Fenerbahçe ilk olarak rotasını Manchester United'dan ayrılan David De Gea'ya çevirdi. Bon Servis e elinde olan İspanyol eldiveninin şartlarını soran yönetim bu hafta içinde oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek ve De Gea için hazırladığı teklifi sunacak diyor. Alternatif Kieran Trapp biz bunu çok defa transfer etmiştik ya. İki de bir de transfer ediyorduk bunu. 32 yaşındaki kaleciyle anlaşma sağlanamaması durumunda ise listenin ikinci sırasında bulunan Kevin Trapp için harekete geçilecek. Alman ekibi Frankfurt'un kalesini koruyan tecrübeli eldivenin menajeriyle ilk temas kuruldu. Bundesliga ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki kaleci için ise 4 milyon euroluk bütçe ayrılmış. Durumda İsmail Kartal'ın iki kaleciye de olur yanıtı verdiği öğrenirken bu iki isimden birinin kadroya katılması halinde Altay Bayındır'a çeallahsız denilecek yollar ayrılacak diyor. Yani uzun lafın kısası Mustafa Hoca bunu yalanlıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben kaleci almayacağımızı düşünüyorum. Almayacağımızı da söylüyorum şu an için. Tekrar de bak bir cümleyi kurarken arkasına cümle ekliyorum. Kötü niyetli insanları engellemeyim diye. Kaleci almayacağız alacağımızı da düşünmüyorum. Fakat ancak lakin şöyle olursa değişir. Eğer Altay Bayındır 8 artıya giderse o zaman başka. O zaman transfer yapılır. O zaman kaleci alınır. O zaman bonservisli kaleci de alınır. Tamam mı arkadaşlar? Bilginiz haberiniz olsun. Benim söyleyeceklerim benim aktaracaklarım bu kadar. Ee, videolarımıza kanalımıza gösterdiğiniz özenden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ha aklıma gelmişken Beko'yu çok soruyorlar. Yani ya Beko için çok fazla takımın teklifi var. Fenerbahçe'den hariç çok fazla takımın teklifi var. Fenerbahçe'ye karşı da e, devasa bir para istedikleri için ben bilmiyorum ben zannetmiyorum ben artık Beşiktaş'a şey Beko'yu alacağımızı. Ama bize bir stoper şart mı? siz söyleyin şart mı bize bir stoper? Ee, hücum attı dehşetül vahşet olursa eldekilerle bile idare etmeye razıyım. Ama hücum attı dehşetül vahşet olmazsa hiç olmazsa Fenerbahçe'nin geçen sezon en büyük sıkıntısı olan gol yeme sıkıntısından kurtulalım. Olmaz mı? Yani bence olur. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.